Artık yeni bir madde eklediğimizde bunu local storage'e eklemek yerine HTTP client modülü kullanarak API'ye gönderelim. Yine aynı şekilde maddelerimizi listelemek için de local storage değil API'yi kullanalım. Bunun için ilk önce e, local storage ile alakalı yaptığımız her şeyi siliyorum. Bunların hepsini temizleyeyim. Hatta add to do'yu da sileyim. Sadece sürükle bırak işlemini yapan bu Angular materyalden kopyaladığımız metot kalsın. Data değişkenimizin içini de sileyim. Bu şekilde boş bir obje olarak kalsın. Tamam. Şu anda tamamının gitmiş olması gerekiyor. Evet. Yine localStorage'i de temizleyin. Burada boşu boşuna durmasınlar. Tamam. İlk olarak bu şekilde bir API'miz var. Bunun içerisinde e, tüm tutuları getireceğimiz, ekleme yapacağımız, düzenleme yapacağımız ve maddeyi sileceğimiz e, metodlar var. Bunları oluşturduğumuz Todo servis içerisinde e, tek tek metodlarını yazacağız ve buradaki linklere, bu istekleri atacağız. Burada e, söylediği şekilde buradaki gönderim şekli haline getirip e, göndereceğiz API'ye. API'yi de bana e, Yusuf Borucu hazırladı. Buradan ona da teşekkür ederim. Beni kırmadı sağ olsun. Hemen başlayalım biz. Şimdi ilk olarak to do, ekle metodumuzu yazalım. Onunla başlayalım. add to do diyelim. Servis dosyamızın içerisindeyiz. E, şimdi HTTP servislerini kullanabilmemiz için bizim HTTP client modülü kullanmamız gerekiyor. Onu da servisin içerisinde constructor bölümünde e, tanımlamamız gerekiyor. Private http http client'tan alacak. Angular common http içerisinden. Şimdi e, metodumuza istek attığımızda bize bir değer dönmesi gerekecek. Yani e, bizim buradaki linke e, gidecek. Şu URL'in sonunda slash to gidecek ve buradan bize bir cevap dönecek o yüzden biz de bunu return ettirmemiz gerekecek çünkü biz buraya komponent dosyasından istek atacağız return dedik this post bu bir obje alacak e, objeyi de hemen şurada parametre olarak tanımlayalım linkimizi kopyalayalım. Slash to bu objeyi göndereceğiz. Diğerlerini de tanımlayalım hemen. Tüm to getir. Slash to get isteği atacağız. Şimdi bu get isteğini aslında biz tarayıcımızdan gönderebiliriz. Yani şu şekil slash to do dedik bize bu şekilde bir cevap gelecek bunların içerisinde maddeler olsaydı içlerinde bu dizilerde eleman olarak bunları da görecektik ama diğer e, post, put ve delete işlemlerini tarayıcıdan gönderemiyoruz tabi sadece get isteğini tarayıcıdan yapabiliyoruz onu da küçük bir bilgi olarak söyleyelim get all todos dedik hemen diğer metodumuzu oluşturalım return list.http.get yine aynı şekilde bu linke get isteği yapacağız sadece. Gelelim to düzenle slash to do put isteği yapacağız. Bir obje göndereceğiz yine. Update to do diyelim. Return this.http.put Yine aynı linke objemizi göndereceğiz. Tabi objeyi burada tanımlamadık. Diğeri de to sil. E, slash to do id'ye delete göndereceğiz. Remove to do diyelim. id alacak. Return list.htp.delete slash id. Tamam. Şimdi Bunları burada oluşturduk. Artık servis dosyamızı kaydedip kapatabiliriz. Buraya bir daha ihtiyacımız olmayacak. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Biz burada tek tek linklerin hepsini yazdık. Bu yanlış ve saçma. Biz linklerimiz atıyorum değişti. İşte to do değil de to do 2 oldu. Hepsinden girip tek tek değiştirmek zorunda kalacağız. E biz başka servisler de oluşturabilirdik. Belki burada 15 tane servis olacaktı veya 30 tane servis olacaktı hepsinde girip tek tek değiştirmek zorunda kalacaktık. Şöyle bir yol izleyebiliriz. Örneğin API diye bir değişken tanımlayıp burada bunu alırdık. Bir daha bunların hepsini silip bu değişkenden çağırabilirdik. Yani şu şekilde hemen gösteriyorum. This.apurl artı bu. Hepsini de bu şekilde yapabilirdik. Bu bir yöntem. Evet. Ama e, dediğim gibi bizim çok daha fazla servis dosyamız olabilirdi. Bu sefer gidip hepsinden tek tek sadece buradaki değişkeni değiştirmek zorunda kalacaktık. Bu da uğraştırıcı bir e, yol. O yüzden e, bu global bir değişken oluşturmak daha doğru. Onu da şu şekilde yapıyoruz. App modüle girip providers bölümünde şöyle bir e, eleman tanımlıyoruz. Provide API URL diyelim. İstediğiniz bir ismi verebilirsiniz buraya. Bunun use value'su bizim buradaki linkimiz. Evet artık bunu servis dosyalarında şu şekilde çağırabiliriz. Buradan bu değişkeni siliyorum. Constructure bölümünde et inject yanlış oldu et inject parantez içerisinde tanımladığımız app modülde tanımladığımız şu provide bölümünde yazdığımız ismi yazıyoruz private api url diyelim buraya istediğiniz bir ismi tanımlayabilirsiniz bu e, şurada yazacağınız isim burada çağıracağınız isim yani burada Test de yazabilirsiniz. O zaman burada da test diye çağırmanız gerekir. Aynı olsun ismi API URL olsun. Şimdi artık ne oldu? Biz ee, API adresimizi app modül içerisinde tanımladık. Artık bizim kaç tane servis dosyamız olursa olsun linkimiz değişirse buradan girip app modül içerisinde bu providers'ın içinden değiştirmemiz yeterli olacaktır. Doğru kullanım yöntemi bu. Artık burayla işimiz bitti. Servis dosyasını kapatıyorum. Şimdi biz serviste bunları yazdık. Evet. Şimdi komponent dosyamızda yine aynı şekilde 4 tane metodumuzu oluşturacağız ve bunları servise göndereceğiz. Yani burada atıyorum işte ekle butonuna basıldığında komponent içerisinde bir metoda gidecek. Oradan da todo servisimize göndereceğiz. Orada yazdığımız metodumuza göndereceğiz. İlk olarak ile başlayalım et tuğu şeklinde Metodumuzu oluşturduk. Bu ne alacaktı? Bir tuğu alacaktı. Aslında sildiğimizin aynısını yazacağız burada. Yani nerede? O? Hı. Bu butona bastığımızda yine buraya e, bu input nesnesi gidecek. Bunun valuesunu alacağız. Şöyle yapacağız. E, serviste bir obje alacak dedik. Yani Apimizde bizden nasıl istiyor? Şu şekilde istiyor. Obje içerisinde to do ve e, input'a yazdığımız yazı. Hemen oluşturalım objemizi. const obj diyelim. to do olacaktı. to nokta value dedik. Bunu oluşturduk. Şimdi servisimize göndereceğiz bunu. Hemen constructor içerisinde e, tanımlayalım. private To do service servis, do servis dedik. Dis nokta Tudu servis nokta et buradaki objeyi gönderiyoruz. Buradan gelen sonucu alabilmemiz için de e, veri geliyor mu, işte başarılı sonucu geliyor mu yoksa hata mı geliyor? Bunu da yakalayabilmemiz için nokta subscribe diyoruz ve buna e, iki tane parametre vereceğiz. Oradan sonuçlar alacağız. İşte rest diyelim. Başarılı bir sonuç dönerse buraya girecek. Hata dönerse de ERR diyelim buna da. Buraya girecek. Şimdi bir hatayla karşılaşırsak bunu konsola basalım. Başarılı bir sonuç dönerse yine konsola basalım. Bakalım nasıl bir sonuç dönüyor görelim onu. Gelelim kullanalım şimdi bunu. Konsolu da açayım. test dedim. Ekledim. E, hata verdi. dis.todo service add to is not a function. Hmm. E, şu şunu diyor. Biz burada HTTP client'ı kullandık ama bunu kullanabilmemiz için app modülde HTTP client modülü dahil etmemiz gerekiyor projemize. Onu da şurada hemen dahil edelim. HTTP client modül. Bunu dahil ettiğimizde o sorunumuz da ortadan kalkacaktır. Hemen bakalım. Test dedik. Ekleye bastık. Ee, yine aynı hatayı verdi. Bir kere yeniden başlatalım şu projeyi bir. Durduruyorum. Tekrar başlatıyorum. Evet şimdi bakalım. Test dedik. Ekledik. Evet. Sonuç geldi. Ee, siz de aynı şekilde bir hatayla karşılaşırsanız projenizi bir yeniden başlatın. Düzelecektir. Dönen sonuç message içerisinde to do başarıyla eklendi. Şeklinde bir sonuç geldi. Başarıyla eklendi ama biz buraya çekmedik bunları. Şimdi tüm do'ları getir apisi vardı şurada. Bu slash todo'ya get isteği yapacağız. Onu da servisimizde get all to do's şeklinde bir metotta yazmışız. Hemen onu da yazalım biz burada. Get all to do's dedik. This nokta to do nokta get all to do's. Yine buna da subscribe oluyoruz. Dönen sonuçları yakalayabilmemiz için. Yine bir hata olursa eğer konsola bassın hatayı. Başarılı dönerse yine konsolda bir görelim nasıl bir sonuç geliyor. Şimdi e, tüm tutuları getir metodu komponentimiz ilk açıldığında çalışacak. Yani ng on init içerisinde bunu çağırdık, kaydettik, bakalım. Evet geldi. Az önce bir madde eklemiştik test diye o da bunun içerisinde geldi şimdi. E, dönen sonucumuz Bir obje bunun içerisinde done, in progress ve pending diye e, Elemanlar var pending her biri bir array İçinde de e, O bölümün o, böl o bölüme ait Madde varsa onlar yer alıyor Şimdi bunları Gösterelim burada konsolda gösterdik artık bunu tanımlayalım e, değişkenimize ve orada gösterelim Bunu da Şu şekilde yapıyoruz Şimdi biz HTML'imizde bunları nereden alıyoruz? Örneğin bekleyenler listesini data.pendings'ten alıyoruz. Dönen sonucumuza bakalım. Ee, gelen sonucun içerisinde pendings var, in progress var, dan var. Yani bizim isimlerimizle aynı. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bunları alabilmek için datanın içerisinde pendings'i, e, in progress'i ve dan nesnelerini oluşturalım. Geldik burada başarılı dönem bölümde resi yani şurada tanımladığımız buraya test de yazabiliriz artık ne yazarsanız ben res yazıyorum. Bunu bir for each ile çevirelim ve this nokta data içerisinde bunları oluşturalım. Elemanları da içine atayalım. Şöyle yapıyorduk object nokta case res dedik for each bunun içerisinde bir key olacak ve bu şekilde kapattık. E, this nokta data yani bizim yukarıda oluşturduğumuz objemiz this nokta data'nın içerisinde içerisindeki key yani e, bizim burada reste resim resin içerisinde gelen pending, in progress ve done bunları çevirecek. 3 kere dönecek bu döngü. Ve bu key içerisinde ilk önce done gelecek. Sonra in progress sonra pendings gelecek. Yani biz de burada this nokta datanın içerisine bunu atamış oluyoruz aslında. Eşittir dedik. Bunun içerisine şimdi elemanları atayacağız. O da dönen sonucun içerisindeki key. Bunu bir yorum satırına alayım ben. Şöyle şunu yorum satırına alayım. Burada bir konsolda K'yi görelim ilk önce. Ondan sonra açayım şurayı. Geldik. Evet döngünün içerisine girdi. Pendings, in progress ve done nesneleri geldi buraya. Biz de burada ne yapmış olduk? This datanın bizim yukarıdaki içerisi boş olan objenin içerisine bu keyleri sırayla atadık ve elemanlarını da dönen sonucun işte e, race nokta nokta in progress şeklinde düşünebilirsiniz şurayı. O şekilde elemanları bunun içine atamış olduk. Kaydedelim bakalım gelecek mi veriler. Object object şeklinde geldi. Neden öyle geldi? Şu yüzden şu dönen sonucu bir daha basalım. Açtık pendings'in içinde id ve todo şeklinde geliyor bizim önceki e, local storage'de yaptığımızda nasıldı direkt pendings'in içinde elemanlar direkt yazıyordu e, bunda da obje şeklinde yazıyor bir id var bir de todo var yani biz şimdi html'imizde küçük bir değişiklik yapacağız o da şu olacak item'ı bastığımız yerde item.todo diyeceğiz diğerlerinde de aynı şekilde bunu yazalım item.todo item.todo. Tamam, tekrar bakalım. Evet, test şeklinde geldi. Şimdi yeni bir madde ekleyelim. Test 2. Ekledik, başarıyla eklendi dedi ama gelmedi. Çünkü biz ekleme işlemini yaptıktan sonra eğer başarılı bir sonuç dönerse bu metoda tekrar gönderelim bunu. Yani yeni bir madde ekledik, servisimize gitti başarılı bir şekilde sonuç döndü. Tekrar bütün tutuluları listeleyelim ve bakalım. Test 3 dedik. Ekledik, geldi. Şimdi, e, güncelleme işlemini yapalım. Şu anda örneğin buradan Test 2'yi ben bekleyenler listesinden yapım aşamasında olanlara attım. Ama yenilediğim zaman tekrar bekleyenlere gelmiş oluyor. Şimdi güncellemeyi yapalım update to do diye metodumu oluşturdum. Ee, burada bakalım API de bizden ne istiyor. To do düzenle. Bizim e, datamızın içerisindeki verileri istiyor aslında burada. Pendings in progress done. Ee, şu şekilde istiyor ama ID ve to do şeklinde göndersem de bunu kabul edecektir. Hemen deneyelim bir. This nokta ToDoService.UpdateToDo Obje istiyor. Objemiz aslında bizim yukarıdaki objemiz. Bunun içerisi burada zaten doluyordu. Onun aynısını istiyor. This.data diyelim. Bunu gönderelim. Aynı şekilde buna da subscribe oluyoruz. Başarılı sonucu ve hatalı sonuçlu da burada yakalıyoruz. Hata olursa konsola basalım. Başarılı olursa da konsola bakalım nasıl bir sonuç geliyor bize. Update to do. Bunu nerede göndereceğiz? Şimdi biz bir maddeyi tutup sürüklediğimizde drop komponentine şey drop metoduna gidiyordu. Yani buraya geliyor. Burada da şu ifin içerisindeki aynı liste içerisinde sürüklerse farklı bir listeye atarsa da else içerisine giriyor. Şimdi biz ilk önce bir farklı listeye attığımızda şunu gönderelim. This nokta update to do'ya gönderelim. Bakalım ne olacak. Test 2'yi aldım. Yapım aşamasında olanlara attım. To do başarıyla düzenlendi diye geldi. Yenileyelim. Bakalım yapım aşamasında mı kalacak o? Evet şimdi şu testi aynı liste içerisinde test 3'ün altına aldım. Yani ikinci sıraya aldım. Yeniliyorum. Önceki haline geldi. Bir daha yapalım. Önceki haline geliyor. Bunun içinde bu update to do'ya else içerisinde değil. Her iki durumda da drop metoduna girdiğinde buraya göndersin. Yani artık bizim sıralamalarımız da API'de kayıt altına alınmış olacak. Veri tabanı kayıt altına alınacak ve bize e, hangi sırada oluşturduysak o şekilde bir sırada dönecek. Testi yine test 3 altına aldım. Zaten burada sonuç da geldi. Yeniliyorum. Test 3 test. Test 2'yi de tekrar şuraya alalım. Bir daha bakalım. Evet sıkıntı yok. E, şimdi remove to geçelim. Bir madde silme işlemini yapacağız. Bunun için metodumuzu yazalım yine. Remove to do. Bu arada e, buradaki metot isimlerini servisteki ile aynı yapmanıza gerek yok. Yani farklı bir isimde yapabilirsiniz. Atıyorum servis dosyasında remove to do e, bu şekilde tanımlandı. Biz burada madde sil de diyebilirdik. Yani bunlar farklı olabilir. Aynı olmasına gerek yok. Remove to do dedim ben. Öyle bir bilgiyi de verelim. Devam edelim. Ee, burada ne yapacağız? Servisimizdeki remove to bir id göndereceğiz. Yani e, sileceğimiz maddenin id'si. Hani item'ın bir id'si bir de to do'su vardı ya. id'sini göndereceğiz. Biz ilk önce şurada servise gönderdiğimiz kodlarımızı da yazalım. to do service.remove to do ID. buna da aynı şekilde ...subscribe oluyoruz. Hata varsa konsola basalım. Başarılıysa yine konsola basalım bunu. Tamam, metodu yazdık. Şimdi bu metoda nereden göndereceğiz? Ee, herhangi bir... ...buton vesaire bir şey yok. Yani bir yere klik yaptığımızda buraya git diyebileceğimiz bir şey yok. O yüzden hemen... ...maddenin üstüne gelince işte şu sağda bir ikon çıkartalım sil şeklinde işte bir çöp kutusu olabilir. Bir buton çıkartalım. Ona basınca da remove to do metoduna gönderelim. Gelelim home komponentimize. İlk önce şu bekleyenler bölümünde yapayım ben bunu. Ee, buraya buton diyelim. Bunun içerisinde de bir buton oluşturalım. Mat ikon buton olsun. Color da Word olsun sanırım bu kırmızıydı bakalım yine de emin olalım Material'in sitesine geldik komponent dedik buton dedik örnekleri açtık şu ikon butonslardan alacağım Hatta direkt kopyalayalım şunu yapıştırdık buraya Şuna ihtiyacımız yok. Bunu silebiliriz. Bir bakalım nasıl görünüyor. Hmm. E, tabii bu ikonları da kullanabilmek için mat ikon modülü e, import etmemiz gerekiyor app modül içerisinde. Şöyle yapalım. Angular materyal bölümünde bir de mat ikon modülü kullanacağımızı söylüyoruz. Bunu da şöyle şurada tanımlayalım. Bir daha gelelim. Materyalde kullanmak istediğiniz her şeyi app modül içerisinde dahil etmeniz gerekiyor. Yoksa hata verir. Evet e, bu şekilde geldi. Şimdi ona bir çöp kutusu butonu bulalım. Bu i̇konlar neredeydi? Angular Material Icons diyelim şuraya. Evet, burada olması lazım. Ee, remove dedik. Delete dedik. Hı, şunu kullanabiliriz. Bunun adı neymiş? Delete. Burada mat ikon taglerinin içinde delete'i yazdık. Bakalım oldu mu? Evet, bir de bunu en sağa alalım. Ee, en sağ alabilmek için şu item nokta yazdığımız şeyi bir nesne içerisine alalım. Diyelim ki todo title. Sonra CSS'imize gelip bu neredeydi? Example box içerisinde todo title Flex 1 diyelim. Bu muhtemelen en sağa gidecektir şimdi. Bakalım. Tamam. Geldi. Ee, ama bunun yüksekliği arttı. Onu da bir ayarlayalım hemen. Muhtemelen butondan kaynaklıdır. Onu ekledikten sonra oldu. Neresi olabilir? Şurası sanırım. Eğik. Bunu düşürelim. Evet burası. Diğerleriyle aynı boyutta yapalım. Şuna bir bakalım kaç yüksekliği bunun. 64. Bunu da 64 yapalım hemen. 65 oldu. Neyse 65 kalsın. Tamam. Bu 24, bu 24. Ee, example box içerisindeki buton klasının içerisindeki butona Ton kılısının içindeki butona height 24 piksel, line height 24 piksel verdik ve istediğimiz sonucu aldık. Ee, bir de şuna şöyle bir şey yapalım. Hepsinde görünmesin üstüne geldiğimiz zaman görünsün. Yani şu butonun opasitesini sıfır yapalım. Example boxta hover olduğu zaman bunu opacity 1 yapalım. Bakalım oldu mu? Evet oldu ama anında geliyor. Hemen küçük bir kod daha yazıyorum. Sonra metoda gönderelim. Ee, uydu sanırım. nokta .3s <laughs> Tamam. Şimdi buna klik yaptığımız zaman Bizim yazdığımız remove to do metoduna gönderelim bunu. id'sini. İlk önce şöyle bir bakalım. E, bu butona klik yapıldığında remove to do'ya bir item nokta id diyelim. Direkt gönderelim. Gelip gelmediğini de anlamak için e, şurayı yorum satırına alıp gelen ID'yi bir konsola basalım görelim oluyor mu olmuyor mu bastım 333 334 şeklinde ID'lerim geldi tamam o zaman servisime gönderebilirim bunu Test maddesini bastım. Tudu başarıyla silindi dedi. Buradan gitmemesinin sebebi e, başarılı sonuç döndüğünde tekrar get all to do'sa gönderirsek sildiğimizde anında buradan da gidecektir. Bakalım ilk önce madde ekleyelim. Test 4 diyelim. Daha sonra test 5 diyelim. Burası neden silinmedi? Ona da bakarız şimdi. Test 4'ü sildim. Gitti. Test 5'i sildim. Gitti. Tamam. Ee, tamamlanan listesinde bu yok. Yapım aşamasında olana atarsak yine silme butonu çıkmayacaktır. Şurada yazdıklarımızın aynısını diğer listelerde de alıyorum. Artık orada da e, bu metod, metoda istek gönderebiliriz. Add to do işlemi yaptığımda... ha Burada ne dedi? Mat kart bir yanlış bir işlem yaptık sanırım. Evet yanlış yaptık. Ee, şurada div kapatmadık. Eksik kopyalamışız. <laughs> tamam. Şimdi silme butonu çıkıyor bunlarda. Bastık silindi. Sıkıntı yok. Burada test1 deyip eklediğimizde şu value sıfırlanmamıştı. Ee, biz add, add to do metodunu baştan yazdığımızda şunu yazmayı unuttuk to nokta value eşittir boş. Başarılı sonuçlanırsa bunu yap. Hata dönerse kalsın. Hemen onu da deneyelim. Test test dedik. Ekledik ve evet. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, şimdi biz bunları yaptık. Hep konsolda baktık sonuçlarına. Şöyle bir de şunun kullanımını göstereyim ben. Materyalde e, sinek bardı sanırım adı. Şuradan hemen bakıyorum. Hı, şu. Mesela ekledik, işte madde ekledik. Başarıyla sonuçlandığı, bu şekilde versin bize böyle güzel bir görüntü olur. Onu da yaptıktan sonra e, şöyle genel bir kontrol edelim, eksik fazla bir şey yapmış mıyız diye. E, tabii bunu da kullanabilmek için yine şunu, Mat snack Bar modülü app modül içerisinde tanımlamamız gerekecek burada aldım. Şuraya koydum. Ben materyalde çağırdığım şeyleri alt alta yazıyorum. Yani şunu gidip en altta da yazabilirdim. Ama karışıklık olmasın diye alt alta yazıyorum onları. Geldik. Şunu aldık. Home komponent içerisinde şöyle en alta ekleyelim. E, snack barı kullanabilmemiz için constructor'da da şunu tanımlayalım. Bunu da ekleyelim. E, ben bunu ilk eklediğimde şu şekilde bunu çağırmadın diyor. E, Mac'de option enter yaparsanız yukarıda hemen otomatik olarak import edecektir. Eğer yapmazsa da şuradan alabilirsiniz nereden import ettiğini buradan e, kopyalayıp alabilirsiniz. Tamam, bunu da aldık. Ee, şimdi action yerinde tamam yazabilir. Şu action bölümü şunun için. Ee, biz şuna bastığımızda şu buton, bu butonda ne yazacağı? Hepsinde tamam yazsın. Buradan şu parametreyi silelim o yüzden. Kontrol edelim. Bunu buradan silelim. Ee, başarılı yeni bir madde eklediğimizde başarılı sonuç alırsak dis.open snack var. Yani gelen sonucun içerisindeki message mesajı buraya gönderebiliriz. Ee, burada hata vermesinin sebebi de şu. Aslında hata değil bu. Yani çalışacaktır kod. Dönen sonucun e, tipini belirtmediğimiz için böyle diyor. Biz dönen sonuca any dersek o hata da ortadan kalkacaktır. Yani her türlü sonuç gelebilir string bir sonuçta gelebilir, obje de gelebilir şeklinde e, tanımlıyoruz buraya eni diye. O hata da kalktı. Bakalım oldu mu? Şurayı kapatayım. Yeni bir madde ekliyorum. E, sinek bar test dedik. Ekledik. Tudu başarıyla eklendi. Evet. Tamamdır bunun kullanımını da göstermiş olduk. Ee, diğerlerine de ekleyebilirsiniz. Örneğin hata olduğu zaman da bunu gösterebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Ben bir tane yerde onun kullanımını göstermiş olayım. Bakalım şöyle sürükledik, sürükledik. Yenileyelim. Aynı şekilde gelecek mi? Geldi. Şu maddeyi silelim. Silindi. Hı, <laughs> direkt bastığımız gibi siliniyor. Şöyle bir şey yapalım. Bir bize bir alert versin silmek istediğine emin misin desin Biz tamam dersek silsin bunu Şöyle yapıyoruz if içerisinde confirm Bunun içerisinde de göstermek istediğimiz mesajı yazalım Bu maddeyi silmek istediğinize emin misiniz diyelim Ve şurada yazdığımız bu kodları bu if içerisine alalım Bize bir alert çıkartacak Burada yazdığımız mesaj yazacak ve tamam dersek de bu ifin içerisine girmiş olacak. Bakalım hemen. Bastım. Bu maddeyi silmek istediğinize emin misiniz? İptal dedim. Bir şey yapmadı. Bastım. Tamam dedim. Sildi. Tamam. Bir de şunu bir de şunu yapalım. Ondan sonra bitirelim. Ee, liste'nin içerisinde herhangi bir eleman yoksa bize bir e, mesaj versin. İşte bu listede Herhangi bir madde yok desin. Bir şey desin bize. Onu da hemen şöyle yapalım. Şunun bittiği yerde bir div oluşturalım. Bunun içerisinde de desin ki. Ee, bekleyenler bölümü bu değil. Yapım aşamasında olan bir madde bulunamadı yazsın. Bunu ne zaman yazsın? data nokta lenti sıfır sayasın. Yani data.inprogress'in data nokta içerisinde hiçbir eleman yoksa bunu yazsın. Bir bakalım yapım aşamasında olanlarda olacaktı bu. Bunu şuraya aldım. Evet yazdı. Bu biraz büyük oldu. Şunu small içerisinde yazayım. Bir de Şuna text center şeklinde klas vereyim. Bakalım tekrardan. Ee, biraz da aşağı alalım. Ortalayalım şunu. pt2 desek az oldu. 3 desek evet. Bir de pt3 klası verdik. Ee, bunu alalım diğer maddelerimize diğer listelerimize de ekleyelim. Neydi bu bekleyen bir madde bulunamadı yazsın. Bir de burada tamamlanan bir madde bulunamadı. Tabii şunları değiştirmedik. data.dan içerisinde şuna da data. Pendings dedik ve bakalım. Şurayı kapatalım. Bunu sildik. Bekleyen bir madde bulunamadı. Bunu sildik. Tamamlanan bir madde bulunamadı. Yeni bir madde ekleyelim. Evet. Sinek barımızda çalışıyor. Az önce konsolda hata gördüm ben. Eee, hmm. Lent bulunamadı diyor. Şöyle bizim ilk başta data objemizin içerisi boş. Bu objenin içi get all to do'sa ne zaman gidip başarılı sonuç dönerse o zaman dolmuş oluyor. E, o süre içerisinde de milisaniyelik bir süre ama burada data.pendings'in lenti bulunamadı diyor. Şöyle diyeceğiz. E, şu datanın yanına bir soru işareti koyarsak bu sorun düzelecektir muhtemelen. Bu da şu anlama geliyor. Data varsa buradaki ifadeyi al diyor. Yani data varsa. Bakalım oldu mu? Olmadı. O zaman bu datanın yanına değil dan bölümüne yani data'nın içerisinde bu varsa deneyelim bakalım olacak mı evet oldu ee, ilk başta tabii yanlış söyledim data data varsa diye bir şey yok data zaten var data'nın içerisinde pendings varsa işte data'nın içerisinde in progress varsa şeklinde bu soru işareti o anlama geliyor. Evet, hatalarda gitti. Herhangi bir çalışmayan yer de yok. Her taraf çalışıyor. Sıkıntı yok.